Selamünle DeDeliOyunlar'la tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Bugün yine sizlerle yepyeni 2020 Mayıs ayına ait bir oyunu izleyeceğiz. Wintermoor Taktik Club. Wintermoor'un taktik kulübü. Fantastik rol yapma oyunlarından 8 yüzlü zar. Bunu araştırın bakalım. 6 yüzlü de hani 6 tane yüzü var tablazanın. 8 yüzlü zar nasıl oluyormuş? Bir bakın. New Game diyelim hep birlikte. Wintermoor Taktik Club. Nasıl bir oyunmuş? Bakın şurada 4 yüzlü zar vardı. Hep birlikte bakalım. Savaşlarla dolu bir tarihte en önemli olan çatışmalardan bir tanesi tamamen Wintermoor Akademisi'nde gerçekleşiyordu. Küçük bir okul. 1981 yılında internet de yoktu. Bütün tarihe yön verecek bir efsane gerçekleşiyordu orada. Ne olduğuna biz de emin değiliz. Ama buna Kulüpler Savaşı diyebiliriz. Teşekkür ederim. Ve bir kahraman çıktı oradan. Bu onun hikayesi. Kulüpler Savaşı'nın kahramanı. Bu mu? Bu minnak esmer kız çocuğu mu? Ya da garip saçlı bir erkek çocuğu bilemiyorum. Ama Alicia'ymış demek kız çocuğu. Hay lanet gitsin. Neden devamlı bu olup duruyor? 5 dakika içinde taktik kulübünde olmalıyım. Burada bir yerde zarım bırakmıştım biliyorum. Zarın. Okul günlüğü bir şeyler. Zarım burada değil. Şurada mı? Fantastik bir magazin, dergi ama zarım burada da değil. Hey, benim Rubik küpüm. Burada ben Rubik küp yapabiliyorum. Evet. İşte zarım burada. Artık gitmem lazım. Taktik kulübü nerede acaba? Candice. Hey Alicia, kulübe mi gidiyorsun? Seni çok kıskanıyorum. Ben de bir kulübe katılmayı düşünüyorum. 204 değildir herhalde bu. Hold tab to expanded. Kulüp herhalde aşağıda bir yerde olsa gerek. Classrooms. Dorms, classrooms. Classrooms'a mı gitmemizi istiyorsun? Umarım doğru yerdeyiz. Club Room. Kulüp odası burası mı? Kapısı aralık ama. Hey çocuklar üzgünüm ben. Aha FRP oynuyorlar gerçekten. Geç kaldım. Herkes nerede? Jacob. Jacob'un geç kalmasını bekleyebilirdim ama Colin normalde daha dakik bir insandı. Şöyle bir bakalım. Birazcık lanetler ve labirentler, dehlizler praktisi için iyi olabilir, antrenmanı için bu. Gerçek bir FRP. İlk defa masaüstü FRP oynadığım zamanı hatırladım ya, zarlarla falan. Çok güzeldi bu. Cesur büyücü Anyaja ile başlayalım. Onu seçelim. Buraya yürütelim. Ondan sonra şuraya doğru şöyle yaparsam ikisine birdenmiş. Buraya doğru mu saldır diyorsun? Spark. Cozurt cozurt. İkisine de yıldırımı bastı. Jacob'ın karakteri Rogi'yi de buraya koyalım. Sinsice buna saldıracak galiba. Zıka. İçinden geçti vallahi yaratığın. Birinin daha karakteri olmalı. Ve... Oval'ın karakteri de şurada. Kafa kafaya girmeyi sever. Ne diyorsun? Hangisi atak yapayım? İkisine birden yapamıyor muyum? Kendime de yapamıyorum herhalde. Böyle yapıyorum. Bu tur yapabileceğimiz bu kadar. Bırakalım da köpecikler atak yapsın. Hepsi bir düşman seçti. Bu bana saldırdı. Daha doğrusu tombik karakterimize. Bu tank karakteri. Bu da tank karakterine saldırdı. 2 hasar vuruyor. Zırhından 1 kaybediyor. 1 hasar yiyoruz. Bu bize 2 hasar vuruyor. Zırhımız yok. 2 hasar yedik. Öteki saldıramadı. Peki. Oyuncunun turu. Şimdi şuradan şöyle bir tekrar ikinize bir diyorum ben. Yıldırım. Jaws. Gittiler. Kız karakterimiz buraya gelsin. Şuna bir tane içinden geçeceğim saldırısı yapsın. Dombik karakterimiz de buna saldırsın. Galiba kazasız belasız atlattık. Zaten o da tekrar tanka geri saldıracak. Tipleri anlamadım ne olduğunu yani. Kollarında kocaman bileklik gibi şeyler olan. Büyücü senin aklını alır bak bence. Böyle ellerin önde böyle bağlamış. Gayet kibar bir şekilde durarak yapıyor ama büyüsünü. Ben bunu beğendim. Zaten 6 tane altın yıldızla bitirmem lazımdı bunu. Şu an için yeterince pratik yaptık. Colin ve Jacob'u merak ettim. Şimdiye burada olmalılardı. Herkes nerede? Colin gecikmiş. Kedi takvimi. Bazı kalitesiz soğuk espriler var burada. Find Colin. Tamam. Fiziksel zırh sadece fiziksel hasarı düşürür diyor. Tabii büyü hasarını düşürmez. Gayet mantıklı. Sanat odası kilitli. Bilim odası kilitli. Bu ne? Wintermoor kargası. Bizim okulumuzun maskotu. Hey Alicia. Kulübünle buluştun mu? Kulüp hayatı nasıl gidiyor? Allah Allah. Hiçbir şey söylemedi kimse bana. Quad ve library var. Quad'a gidelim bakalım. Bizim tip değil mi bu? En sonunda buradasın. Sen ne yapıyorsun? Oo. Gerçekten mi Jacob? Yine mi? Hey merhaba. Kulüp için yine geç kaldın değil mi? Üzgünüm. Birazcık ciddi yazı yazma işim vardı burada. Yazı yazma işi ha? Duvara yazı yazıyorum. Benim için şu kelimeyi tamamlayabilir misin? Wintermoor'un faşist otoritesini simgeleyen bir şey yazmalı burada. Wintermoor dur ki faşist mi? Cehennem mi? Adaletsiz mi? Tırt mı? Tırt. Evet, güzel oldu. Yine ucuz atlattı. Benim sayemde tırt dedirttim en azından ona. Bir şey oldu. Nırnırnırn yaptı. Bir level mi atladım? Bir şey mi oldu? Karakter sheet. Ay be, tam FRP karakteri. Karakterim de var gerçekten. Bir şeyler yapıyorum. Upgrade'im yok. Available upgrades atak. Bunlar açık değil. Bunda da bunlar. Çok ilginç bir oyun mekaniği vardı. Bakalım ne olacak anlayacağız. O zaman library'de de aynen öyle. Diğer adamımız da library'de zaten belli. Kütüphanede. Ne yapıyorsun ha? Senin gibi ineklerin burada ne işi var? Hey o benim Zindanların Efendisi kitabım. Geri ver. Şuna bak ya. Çocuğu taciz ettiler resmen. Yine mi? İyi misin sen? Ben iyiyim, ben iyiyim. O aptalların neşemi kaçırmasına izin veremem. Burada eğitim yapmak çok önemli. Aynı tecrübe puanı kazanmak gibi oyunlarda. Bence o çocuklarda düşük seviyeli yaratıklar. Düşük seviyeli yaratıklardan bahsederken... Aa evet. Bugün... Büyük bir şey vardı. Oyunumuz vardı. Üzgünüm geç kaldım. Hemen gidiyorum. Karakter açıldı. Eyvallah. Demek ki karakter açılma şeyiymiş. Efektiymiş. Club Room'a geri dönüp oyunumuza başlayabiliriz şimdi. Evet buradasın. Üzgünüm geç kaldık. Hadi maceraya dönelim. Çalınmış kolye. Enter battle. Evet. En son şeytani Kont Magnifelius'un peşindeydik. Anya'nın büyülü aile yadigarı kolyesini çalmıştı. En sonunda hırsızları yakaladık. Bakalım ne olacak? Ağaçların arasından rüzgar geliyor. Önünüzdeki yer böyle zangırdıyor. Bir şeyler kımıl kımıl hareket ediyor. Amuratof mağarayı kullanıp ona yıldırım atacağım. Oradan bilmem ne atacağım. Hep birlikte mağaranın sinyalini çizdik. Ve Küçük köpekler, şu yaratıklar, Dorkling adı neyse artık, bize saldırıyorlar. Şimdi. Hocam bak. Ha. Hold right click Dorkling. Dorklinglere sağ klik basınca görüyoruz. Canları 4. Yürümeleri 2. Zırhları 1. En yakındaki düşmana saldırırlar diyor. Ya da onlara kim saldırırsa. Bir tane gömçer. Benim ataklarım Dorklinglere çok fazla, Dorkling Şövalyesi'ne çok fazla işlemedi çünkü fiziksel zırhı var. Evet, onlara büyülü atakla saldıracağız. Bu arada Dorkling Şövalyesi de Dorklingler birbirinden farklıymış tabi. Burada bir de ne var? Dorkling Şövalyesi var, bir tane daha, bir tane daha. Dur bakalım şimdi, göreceğiz. Şöyle bir saldırı yapayım sana. Bu işledi galiba. Evet, 3 can gitti. Aklını aldı hatta onun. Bu da buna ikilik vuruyor. Tırt vurdu ama vurdu. Dorkling Şövalyesi'nin zırhı büyülü ataklardan korumuyor. Evet, tur bitirmek zorundayım. Uzaktaki düşmanlarım yetişemeyecek zaten yanıma. Dorkling Şövalyesi ağır vuruyormuş. Bu ağır vurmuyormuş. Ama zavallıyı kıstırttı. Oh! Hepsi yardırdı. Şimdi hacı, sen buraya bir yürü. Şu Dorkling'in bir kafasına gözüne vur. Bu da şuradaki o iki Dorkling'e birden yıldırım atsın. Sen de bunu indir, tamamdır. Şimdi bu tur herhalde bir tanesinden saldırı yerim diye umut ediyorum. Diğerleri anca yanıma gelmekle uğraşırlar. Terbiyesizce hasar vuruyor bana ama zırhından sekiyor bir tanesi. Evet, bunlar sadece yürümekle yetindiler. Hasar vuramadılar. Şimdi bak, güzelim. Sen buraya yürüyeceksin öncelikli olarak. Sen de buraya yürüyeceksin. Sen buradan şöyle şuna bir tane. İnceden, ince ayar. Tık diye dokunduracaksın. Sen de bir şöyle gelip şunların üçüne birden bir gökten indi yıldırım isimli yıldırım saldırısı. Eskilerden kim kaldı be? Sen de buna saldırdın mı pound atarsın. O zaten sana doğru bir döner böyle. Gayet güzel oldu. Umarım hepsi tanka vuruyorlardır. Ne yapıyorlar? Yok, hepsi farklı kişilere vurmaya karar verdi. Şuna bir gömçerdiler. Bir aklı çıktı. Diğeri neyse ki çocuğa diyorum yalnız. Çocuk oldu birdenbire koskoca hırsız karakterimiz. Al bakayım size. Büyücünün gücü adına. Vallahi hepiciğini Atta'ya gönderdi. Player kaybı yok. 3 turda bitirmem lazımmış. Daha az hasar almam lazımmış. Ya sen bunları geçeceksin, bu ayakları ya. Bütün korumaları alaşağı ettiniz. Sadece Kont kaldı elinde kolyeyi tutan. Kazanacağınızı zannettiniz ama birdenbire bütün öğrencilerin dikkatine. Ne oldu? Lütfen auditorium'a gelin. Çok önemli bir açıklamamız var. Hadi bakalım, nereden çıktı bu? Hep birlikte auditorium'a gidiyoruz şimdi. Auditorium neyse. Admin Building, Dorm. Auditorium. Auditorium burası herhalde, evet. Auditorium buradaymış. O ne be? Mağara adamı gibi giymiş biri var orada. Neden buradayız? Birisi yanlış bir şey mi yaptı? Biz yanlış bir şey mi yaptık? İhtimalle bizimle alakalı değildir. Bütün kulüpler burada. Alicia, sadece biz değil. Belki iyi haberler vardır. Tipe gel. Müdür Enfield, Principal. Merhaba öğrenciler. Hepinizi burada gördüğüm için çok mutluyum. Centilmenlerin koş vurma birliği gibi bir şeyden bahsediyor. Bu konuşma bir yere varacak mı? Evet, kesinlikle bir yere vuracak. Şey, bir yere vuracak diyorum, bir yere varacak. Ultimate Club için aranızda bir kapışma düzenleyeceğim. Biliyorum ne düşündüğünüzü. Neden Ultimate Club'ı umursayalım? Evet, bu konuya gelince bütün kulüplerin katılacağı bir turnuva düzenledim. Bunu reddedemezsiniz. Reddedenlerin kulüpleri anında dağıtılacak. Ne? 50 kere ne dediler? Bunu yapamazsın yaşlı adam. Başka biri daha konuştu. Bu ceza kabul edilemez. Ne demek dağıtılmak? Kulüp odamızı falan mı kaybedeceğiz? Hayır. Disbanded. Kaput. Kaput dedi adam ya. Kaput Türkçe'de olan şey demek ki onlarda da varmış. Dağılmak, yok olmak, bitmek. Artık hiçbir kulüp önceliği yok. Ama ağlamaya gerek yok. Turnuva bu sabah, bu öğlen başlayacak. Hemen gidip katılabilirsiniz. Ultimate kulüp için. Bu saçmalık. Bunu yapamaz değil mi? Tam bir faşist, size söylemiştim. Böyle bir şey yapabilir. Ne yapacağız peki? Kartopu turnuvası falan mı yapacağız? Tam bir facia. Kulübümüzü kaybedeceğiz. Sakin ol. Gidip kulüp odasında bunu konuşalım. Geri dön. Bunu kafana takma. Oyununu oyna. Young Monarchistler diye kulüp var abi. Komedi. Oo, merhaba. İşte Wintermoor'un en gülünç kulübü bunlar değil mi? Neden sizi gördüğüme hiç şaşırmadım? Bize tırt mı diyorsun? O ne? Savaş mı? Genç monarşistler. Evet, biz genç monarşistler. Hiçbir şeyden korkmayız. Bıdı 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 bıdı. Bu savaşı gerçekten kaybedeceğiz değil mi? Boşver ya. Onlar bir grup ezikti. Evet, onlar berbat kişiler. Dikkatimizi dağıtmalarına izin vermeyelim. Şimdi gelin şu kolyeyi geri kazanalım. Final Battle. Bütün yanındaki korumaları yenilmiş olsa bile Kont Magnifelius sinsice gülüyor. Aptallar diye çığlık atıyor. Güçlerim hakkında hiçbir fikriniz yok. Ve bu kolyenin güçleri. Size göstermeme izin verin. Kolyeyi havaya doğru kaldırıp büyülü sözleri söylemeye başlıyor. Büyücünün tamamen etrafı sarılmıştı. Yapacak hiçbir şey yoktu. Böyle durumlar için Grappling Hook'unu kullanabilirsin, biliyorsun değil mi? Bu ne? Grappling Hook mu? Bunda mı Grappling Hook var? Shadow Move, Grappling Hook. Bunu... Hata yap. 0 hasar. Zınk. Olduğu gibi kızı kurtardık. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Sen buna vurursan bir hasar mı vuruyorsun? Sen artık buna vuramıyor musun? Vurma hakkını kayıp mı ettin? O zaman sen buna bir hasar vur. Tamam mı? Sen bir hasar vur. Ben de buradan şöyle alayına bir hasar vurayım. Acayip bir toplu hasar geldi oradan ha. Enton. Umarım bu köpecikler yüzmeyi bilmiyordur. Yüzüp suyun karşısına geçebiliyorlarsa çok kötü olacak. 3 hasar vurması ne kadar korkunç ya. Toplanın, toplanın, toplanın. Yan yana gelin, yan yana gelin. Hepiniz yan yana gelin. Şimdi şöyle bakalım. Büyücümüz. Şuradan gökten indi melekler saldırısıyla yine... Bütün hepsini bir gıdıkladı. Bu adamımız şöyle buraya kadar gelip Ha, 2 tane saldırı yapıyor diyor. Normal saldırı yaparsan buradan buraya kadar gidecek mi peki? Yoldaki herkes mi? Hayır. Yoldaki herkes değil. Sen de buna saldır. Bu da ikinci turumuzdu. Acayip şeyler yaptık bu oyunu ya. Kendi kendimle gurur duydum. Şöyle bir yıldırımı verirsen eğer onlara. Güzel kardeşim. Sen de bir şöyle yürü. Ondan sonra bunu döv. Sen de bir şöyle yürüsen. Sonra da bunu dövsen diyeceğim. Dövemedim. Bunu dövebiliyorsun. Peki. Bir düşman kaldı karşımızda. Ama 4. tura geçtik. Yani bu saatten sonra sana yıldırım atmaktan başka bir şey kalmıyor benim. Mükemmel oldu. Zaten 4 turda yenmemizi bekliyorlarmış. Peki, Mekis diyerek devam edelim. Bravo maceracılar. 2 seviyelik bu macera böylece sona erdi. Hey bu he. Bu en son kötü adamdı. Hayır, burada bitemez. Bu kulüp. Bütün okulda yaptıklarımız. Haklısın. Kulüp için çok fazla efor sarf ettik. Ne sarf ettiniz abi? FRP oynuyorsunuz kulüp için. Ne yapacaksınız? Hazır olduğunda Colin'le konuş. Konuşuyorum abi. Genç monarşistlerle savaşacağız öyle mi? Evet. Stadyumda monarşistlerle savaşmaya gittik. Kartof şeyime. Yenilmeye hazır olun. Tarihteki en büyük yenilgi olacak bu. Ne kadar güzel bir kartopu savaşı. Hadi şu işi bitirelim artık müdür. Hadi. Bu savaş neredeyse bizim oynadığımız rol yapma oyunları gibi, tamam mı? Odaklanalım. Kazanalım. Evet. Hadi bakalım. Şimdi şunun üzerine gelip bir bakalım. Ne diyor? Hedefleyeceği şey en çok canı olan adam. Hedefleyeceği şey her daim bizim büyücü. Hedefleyeceği şey bana en yakın olan şey. O zaman senin mesela saldırın ne gerçi onu da görmek lazım. 3 hasar 4 mesafe. 3 hasar 1 mesafe, 3 hasar 1 mesafe, 3 hasar 1 mesafe, 2 hasar 1 mesafe, 2 hasar 3 mesafe. Ha bu tırtmış ama. Şuna bir tane gömçer abi sen. Al bakalım bunu yaratık. Şimdi şuraya kadar gittim. Uzaktan çekmeyi atıp şunu çeksem. Bir şey söyleyeyim mi? Galiba oldu ha. İşte hiç böyle bize poz verme. Artistlikler yapma. Ah benim gibi bir düşese ne yapıyorsun dedi. Sana şuradan yıldırımı koyarsam düşes. Seni 1. turdan eliyoruz. İşte başardık. Başardık. Aslında ona kar topu atıyoruz. Hayal ediyor sadece adamlarımız böyle olduğunu. Manzaranın böyle olduğunu hayal ediyor. Halbuki ona kar topu atıyor. Kar topu atmak bizim uzmanlık alanımız. Dındır dındın. 3 hasar. Of senin... Lütfen öfkeni doğru yönlendir. Ben de en yakındaki tipe... Gelip löp diye kartopu atarım. Diye bir hainlik yaptı bu. Peki. Şimdi şöyle yapacağız bak. Bu adam zaten taunted ya. Ben şuraya gelsem. Bunu şöyle yürütsem. Ondan sonra onunla şu saldırıyı seçip buna şöyle üçlük saldırı yapsam. Ciu. O da gitti. Oy dedi. Monarşi ölüm. Bununla şöyle gelsem. Standart saldırısını yapsam. Ve öfkeyi de üzerime çekerek yapılan bir saldırı bu. O yüzden artık ona saldıracak. Bununla da böylece büyüsünü atarak hasarını çok güzel tamamlayabilirim. O da benim Dombik tank karakterime saldıracak. Taktik, taktik. Taktik. Bunlar hep taktik. Al bakalım sana yıldırım. Al bakayım sana bir tane göbek darbesi. İşte bu kadar. Senin gibi bir inek nasıl beni yenebilir diyerek üzüldü. Vallahi hem de 3 yıldızlı yendim sizi. İnanılır gibi değil. Nasıl bizi böyle fantastik oyunlar oynayan bir grup inek yenebilir? İşte başardık. Alicia, senin fikrin tamamen işe yaradı. Aa, evet sizi gidi genç monarşistler. Aradığımız Ultimate Club siz değilsiniz belli ki. Geri kalan hayatınızda kapitalizme yenileceksiniz. Ama biz, bizim biricik güzel kıyafetlerimiz, süslü hareketlerimiz... Üzgünüm. Uzayın buradan. Taktik kulübü. Ben vahşet taraftarı değilimdir. Ama bu performansınızdan etkilendim. Belli ki beklentilerimizin üzerinde bir performans sergileyeceksiniz. Taktik kulübünden bu kadar kolay kurtulamazsınız. Hadi bakalım sizi yarın göreceğim. Bu iyi hissettirmedi ya. Diğer kulüp bizim yüzümüzden dağıldı mı şimdi? Ya onlar ya biz de Alicia. Ya biz kazandık. En azından bunun için sevinelim. Biraz kutlayalım. Siz çocuklar gidip sevinin. Ben gidip erkenden yatayım bari. İlginç bir oyun olmuş gerçekten. Güzel bir senaryosu var. Savaş tarzı, savaş stilleri falan gerçekten eski usul FRP'ler gibi. Rüya görerek mi başladın kızım güne? Şuradan kaydedemiyor muyum oyunu? Alicia? Ha. Aa, burası benim sınıfım. Evet, taktik kulübüne gidecektim, doğru. Buna nasıl cesaret edersin? Bizim hayallerimizi mahvettin. Dünyayı daha güzel bir yer yapacaktık. Şimdi sizin aptal küçük oyununuz yüzünden gitti. Aptal mı? Ama bu oyun bizim için çok şey ifade ediyor. Bu oyun bize. Hepimiz arkadaş olabiliriz. Değil mi çocuklar? Çocuklar, Colin, Jacob. Neredesiniz? Zavallı küçük arkadaşlar olmadan kendini savunamıyor musun? İşte bu yüzden herkes senden nefret ediyor. Herkes taktik kulübünün hata yapmasını bekliyor. Siz zavallı ezikler ve kaybedenlersiniz. Hayır. Bana zarar veremezsiniz. Oyununu mu kaydetmek istiyorsun? Evet, işte beklediğim an buydu. Chapter 2. Kardeşlerim, hazırda sevlememize izin vermişken burada oyunumuzu sonlandırabiliriz. Gayet de beğendim, dediğim gibi güzel bir değişik bir oyunmuş. Vallahi benim hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum ve paylaşımlarınıza destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti ama her gün 2 yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki DeDeliOyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. DeDeliOyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan DeDeliOyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp DeDeliOyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.